Çocuğunun sağlıklı olmasını istiyordun. Allah sana sağlıklı verdi. Derviş kardeşimizin çocuğu dünyaya geldi. 2 sene önce. Prematür denilen bir çocuk. Prematür ne demek? Normal doğumdan erken doğuyor. 6 ya da 7 aylık doğuyor. Alması gereken gıdanın tamamını alamıyor. O çocuğu küveze koyuyorlar. Orada bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama anne karnındaki bakım gibi olmuyor. Kimse Allah gibi bebeğe bakamıyor. Bakamadığı için ilaçlar, milaçlar, iğneler, binlerce TL'lik masraflar. Çocuk yine belli bir hadde kadar büyüyor. 9 aylık, 10 aylık olunca çocuğu küvezden çıkartıyorlar. Ama bazı bedeninde bazı eksikler ortaya çıkıyor. Kardeşimizin çocuğunun gözlerinden bir tanesi sağlam fakat diğer gözü hala şu anda %50 vaziyette görebiliyor. Neden? Çünkü olması gereken normal sistemde doğmadı. 9 aylıkken doğmadı. 6 aylık doğdu. Ama bu sohbete gelen diğer kardeşlerin çocuklarında böyle bir şey olmadı. Bak Allah onu sınav etti. Çocuğuyla, evladıyla sınav etti ama seni sınav etmedi. Bunun için şükretmen lazım gelmez mi Müslüman kardeşim? Lazım gelir ama yok. Daha bir sabah namazına bile kalkamıyorsun ya. Müslüman kardeşim, dervişliği, mervişliği bir tarafa bırak. Daha sen bir sabah namazına bile kalkamıyorsun. İnsanın utanması lazım gelmez mi? Şimdi elhamdülillah bu saatlerin geri alınması, ileri alınması durumunu kaldırdılar. Burada Müslümanlara büyük fayda çıktı. Esnafların büyük çoğunluğu, bak cumadan cumaya namaza giden bir sürü esnaf bana mesaj atıyor. Hocam diyor, bu saat olayı en çok bize yaradı. Sabah evden çıkmadan muhakkak sabah namazımı kılıyorum. 10 dakika, 15 dakika dinleniyorum. Sonra çıkıyorum, işime gidiyorum diyor. Bir daha uyumuyorum. Bütün iyi şeyler ve bütün kötü şeyler ufak adımlarla başlar. Bak bu adam şimdi günde bir vakit namaz kılıyor. Eğer bu adam bu işi alışkanlık haline getirirse, her gün sabah namazını kılarsa, Allah'a bir şükür ifadesi olarak günde bir vakit namazda sadık olursa, sizi temin ederim Allah bu adama 5 vakit kıldıracaktır. Bütün iyi şeyler küçük adımlardan başlar. Bu kul Allah'a küçük bir adım attı. Kutsi hadiste Allah Teala ne buyurdu? Kulum bana bir adım atarsa ben ona 10 adım atarım. Kulum bana yürüyerek gelirse ben ona koşar adım giderim. Buhari hadisidir. Hal böyleyken esnaf kardeşlerimiz için bu büyük bir nimettir. Sabahleyin işine gitmeden önce sabah namazını kıl, ondan sonra arılar gibi rızkını aramaya yeryüzüne dağıl esnaf kardeşim. Elhamdülillah yapanların sayısı fazla ama hala bu durumdan haberdar olmayan bir sürü Müslüman esnaf kardeşim var. Bak dinleyen kardeşlerim, sabah namazını kılmadan evden çıkmayın. Büyük berekettir. Keşke mümkün olsa nefsinizi kırsanız da cemaate gitseniz. Bu arada imam kardeşlerimden mesajları var. Cami cemaatinde son 2 ya da 3 aydır ciddi bir artış varmış. Sabah namazlarındaki cami cemaatinde. Bunun da sabah namazı saatiyle alakası var. İnşallah Mevla bu esnaf kardeşlerimize 5 vakit namazı kılmayı nasip eder. İnşallah. Erken kalktığı zaman ne olur? Evine bereket gelir. Evine huzur gelir. İşine bereket gelir. Sabah namazını kılıyorsun ve abdestli bir şekilde işine gidiyorsun. Dükkanı nasıl açıyorsun? Küfürle açmıyorsun. Takımın mağlup olmuş, moralin bozulmuş. Takımına küfür ederek açmıyorsun dükkanı. Nasıl açacaksın? Ya Allah, Bismillah, Allah'ım Rezzakul alem olan sensin. Rızık sendedir. Bugün bana temiz ve helal olan rızkından ver. Helal rızık, temiz rızık dinin başlangıcıdır. Bir adamın kazancı helal olmazsa bu adamın amellerinin büyük çoğu çöpe gider. Yaptığı amellerden hiçbir muhabbet alamaz. Huzuru biter, duası geçmez. Irak evliyasından bir zatın talebesi anlatıyor. Şeyhime diyor, ne zaman bir hasta gelse, şeyhim ona bazı dualar okuyor. Dua okuduktan sonra hastanın haberini alıyorum, iyileşmiş. Allah şifasını vermiş. Şeyhime dedim ki bir gün, üstadım bana şu duayı öğretseniz de ben de bir dua etsem. Bizden de dua isteyen, derviş olmamız hasebiyle dua isteyen insanlar vardır. Bana da öğretin duayı. Hangi duayı okuyorsunuz? Şeyh Efendi diyor ki, Ümmül Kitabı okuyorum evladım. Ümmül Kitap ne demektir? Kur'an 3 şeye Ümmül Kitap der. 1. Kur'an kendisine Ümmül Kitap der, kitapların anası. Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an. Bu 4 kitabın anası kimdir? Ümmül Kitap, Kur'an-ı Kerim. 2. Levh-i Mahfuz'a, semadaki hiçbir canlı varlığın ilişemeyeceği bilgilerin yazılı olduğu kader levhasına Ümmül Kitap der. 3. Fatiha Ümmül Kitap'tır. Kitapların anası. Kur'an'ın özeti nedir derseniz ne deriz biz? Fatiha-i Şerif'tir.
Şeyh Efendi diyor ki, evladım Fatiha-i Şerif okuyorum. Ben de diyor bunu şeyhimden öğrendim. Hangi hasta gelse diyor, çok kalabalık olunca ben bazı hastalara dedim ki bana gelin ben size dua okurum. Derviş tabi bazen gururlanır böyle. Üstadının yaptığı işi pasif görür ya, o yapıyorsa Fatiha'yı okuyor, ben de okurum, ne var bunda der. Okuyor ona Fatiha, buna Fatiha okuyor, hiçbir şey olmuyor. Adamlar şifasına kavuşmuyor. Allah Şafi ismi şerifiyle tecelli etmiyor. Derviş en sonunda şeyhine geliyor. Üstadım diyor, ben de Fatiha okuyorum. Niye benim dualarım tesir etmiyor? Evladım diyor, iki şeye dikkat etmen lazımdır. Bir, gırtlağından bir lokma haram girmeyecek. Gırtlağından bir lokma haram girmeyecek. İki, ağzından haram bir tek söz çıkmayacak. Haram sözler nedir? Gıybet, yalan, iftira, suizan. Suizan, kalpte ve akılda biriken kötü düşünce demektir. Düşünce kalbi kirletir. Ama söylediğin anda artık o bir haram kelamdır. Günaha girdin demektir, kul hakkına girdin demektir. Bu ikisi olduğu zaman diyor, sen istersen Kur'an'ın tamamını hatmet, senin duan fayda vermez. Helal lokma, haram lokma. Bak, sabah çıkarken namazını kılıp çıkarsan, Allah sana bereket verir. Kazancın bereketli olur. Sonra bana şu şikayetle gelmezsin. Ya hocam kazanıyoruz, kazanıyoruz. Eve gidiyorum, cebim yine boş ya. Ne bereketsiz paramız varmış. O fatura ödüyorum, bu vergi ödüyorum. Para yetmiyor hocam. Bereketsizsin. Çünkü Allah'tan yüzünü çevirdin. Erken kalkan yol alır. Bakın ben size şimdi desem ki telefonun mucidi kimdir? Ne dersiniz? Graham Bell diye bir adam. Graham Bell. Bu adam telefonun mucidi. Aynı gün Graham Bell'le aynı gün telefonu icat etmiş olan bir adam patent idaresine öğleden sonra gidiyor. Graham ne diyor? Ya dur sabah kahvaltımı yapar yapmaz ben gideyim şu patent idaresine. Erken kalkan işi bitirir. Gideyim patente, şu telefonun patentini alayım. Ne olur ne olmaz. Bugün yarın belki bir tanesi çıkartır. Ama önce patenti kim alırsa isim hakkı onun olur. Öbür adam diyor ki ya öğle yemeğini yiyeyim bir keyif yapayım. Öğle yemeğinden sonra çıkar giderim patenti alırım. Graham efendi diyor ki ben sabah sabah yemeği yiyeyim kahvaltı yapayım. Gideyim patenti alayım. Bütün dünyada, bütün bizim okul kitaplarımızda bile bu var. Telefonu kim icat etti? Graham Bell. Telefonu icat etti ama kendisini kurtaracak olan bilgiyi elde edemedi. İman, İslam bundan mahrum gitti. Binlerce kilometre ötedeki adamla görüşebiliyor. Ama kendisine şah damarından daha yakın olan Allah ile bir kere görüşememiş. Bir kere görüşememiş. Allah Teala buyurdu. Ben kullarıma şah damarından daha yakınım. Yok, görüşmek isteği yok. O patentin peşinde, bu icadın peşinde beden denilen, insan denilen bu kusursuz makineyi, eşsiz makineyi, hiçbir insanın icat edemeyeceği makineyi kim yarattı? Bunu kim var etti? Bunun peşinde değil. Bu soruyu hiç kendisine sormamış. Sormadığı için ne oluyor? Asıl sorunun cevabını bulamıyor. Ben neden yaratıldım? Amaç gayem nedir? Nedir? İşte kardeşler, Allah Teala ne istediysek verdi mi? Vallahi verdi. Askere gittin dedi ki ya 1,5 sene biter mi be? Gerçi benim zamanımda 1,5 seneydi. Şimdi 12 ayda bitiyor. 6 ayda buradan paça yırttınız kardeşler. Helal olsun. Biz 1,5 sene yaptık. Kimse bize demedi. Hadi 3 ay erken gitsen. Sen hoca adamsın, senin işin vardır demedi bize. 18'e yapacaksın dedi. 1 sene biter mi dediler. Asker kardeşler bize mesaj yolluyor. Hocam 1 sene biter mi ya? Kardeşim ben 1,5 sene yaptım. Dedemin babası 4 yıl askerlik yapmış. 4 yıl askerlik olur mu ya? İşte savaş dönemi uzadıkça uzuyor. Zannediyorlar ki 2 sene sonunda bitecek. 6 ay daha uzattık diyor. Sonra 6 ay daha uzattık diyor. 4 sene boyunca askerlik yapıyor. Bir gidiyor geliyor çocuk olmuş 4 yaşında. Annesi diyor ki bu senin babandır. Amca diyor ben seni tanımıyorum.